Haberin merkezi Kanal Uçan Haber'den mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Günlüğüne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. Ana haber bültenimiz başlıyor. Geçtiğimiz pazar günü yapılan İyi Parti 3. Olağan Kongresi'nde yeniden Afyon İl Başkanı seçilen Muhammed Mısırlıoğlu mazbatasını aldı. Mısırlıoğlu daha sonra seçim koordinasyon merkezinde il yönetimini tanıttı. Yeniden İyi Parti il başkanı seçilerek güven tazeleyen Muhammed Mısırlıoğlu ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı. Hayırlı olsun. Sonu iyi olsun inşallah. İnşallah. Olsun. Çok teşekkür. Kameralar karşısına geçen Mısırlıoğlu yeni dönemin hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmasını şöyle sürdürdü. 11 Aralık Pazar günü yapmış olduğumuz Afyon Karahisar İyi Parti 3. Olağan Kongresi'nden sonra ilçe seçim müdürlüğümüzden mazbatamızı alarak ikinci dönem, benim için ikinci dönem, yönetim kurulu üyelerimizin birçoğu için de yeni dönem, hayırlara vesile olsun inşallah. Afyon Karahisar'ımıza, ülkemize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı Cenab-ı Allah nasip etsin. Daha sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İyi Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi'ne giden Mısırlıoğlu burada yönetimini tanıttı. Mısırlıoğlu ekibinin seçimlerden zaferle ayrılmasını sağlayacak güçlü bir ekip olduğunu dile getirdi. İyi Parti 11 Aralık 2022 tarihinde il kongresini tamamlayan bu ekiple, bu yönetimle Allah'ın izniyle söz verdiğimiz gibi en az %50 oy, en az 6 vekilin 3'ü İyi Parti çıkaracak inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin. Tüm dava arkadaşlarımın her şeyine kefilim. Biz beraber çıktık bu yola. İnanarak çıktık bu yola. Allah izin verirse zafer inananlarındır. Afyon Karahisar'ı da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de bu kadroyla beraber İYİ Parti kadroları yönetecektir inşallah. Allah mahcup etmesin. Milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Tüm dava arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Allah'ın mahcup etmesin diyorum. Mazbata tesliminin ardından İyi Parti Afyon Karahisar İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi. Basın karşısına geçen Başkan Mısırlıoğlu, önceki dönem Afyon Karahisar Valisi Gökmen Çiçek'in hayata geçirdiği Kadın Kültür Evleri projesini hatırlattı. Ardından Sinanpaşa ilçesindeki Kadın Kültür Evi'nin amacının dışında kullanılmaya başladığını ileri sürerek sert sözlerle eleştirdi. Elektriğe %260 zam yapılmış. İYİ Parti Afyon Karahisar İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu haftalık basın açıklamasını gerçekleştirdi. Basın açıklamasına parti üyelerinin yanı sıra çok sayıda ilgili katıldı. Yönettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Kameraların karşısına geçen Başkan Mısırlıoğlu'nun gündemi kadın kültür evleri oldu. Önceki dönem Afyonkarahisar valisi olan Kayseri valisi Gökmen Çiçek'in çalışmalarından övgüyle bahseden Mısırlıoğlu, vali Çiçek'te yaşanan bir anısını anlattı. Ben sayın valimizin eşinin projesi olduğunu bildiğim kadın kültür evleri projesini o gün desteklerken kendisine kaygılarımı, düşüncelerimi anlatmıştım. Demiştim ki, sayın valim, bu kadın kültür evleri gerçekten çok önemli, çok yerinde bir proje. Ancak siz buraları nasıl siyasallaşmadan koruyacaksınız? İktidar kim olursa olsun, iktidarı ele geçirenlerin arka bahçesi haline döner buralar diye kaygımı, endişemi sayın Gökmen Çiçek'le paylaşmıştım. Kendisi de ben burada olduğum sürece müsaade etmem sayın başkanım. Ancak tabii ki biz burayı ben gidene kadar bir kurumsallaşmayı sağlayabilirsek, burası kendi ayaklarının üzerine duracak bir hale getirebilirsek, ondan sonra hiçbir siyasi burayı arka bahçesi olarak kullanamaz demişti. Burası Sinanpaşa Kadın Kültür Evi arkadaşlar. Arapça, Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekilip
zılgıtlar çekilip masrafı tamamen bölgede bulunan belediyelerce karşılandığı iddia edilen ve buraların aslına uygun kadın kültür evi değil de AKP gençlik kollarının bünyesinde bulunan AKP gençlik kollarıyla birlikte hareket eden üniversite eğitimi için Sinanpaşa'da bulunan veya çeşitli nedenlerle Sinanpaşa'da yaşayan gençlerin, AKP'li gençlerin sıra geceleri yaptığı bir alan haline döndürülmüş. Hiçbir şekilde devlet ciddiyeti olmayan kadın kültür evi diye adından bahsederek kuruluşunda da desteklediğim bir proje olmasına rağmen kadın kültür evinin dışında bu şekilde labali bir şekilde ve bizlerin hepsinin vicdanını yaralayacak şekilde hizmet eden bir kurum haline gelmiş. Devamındaysa çarpıcı iddialarda bulundu. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güren Yiğitbaşı başta olmak üzere Sinanpaşa ilçe protokolü ve vatandaşlara seslenen İl Başkanı Mısırlıoğlu konunun takipçisi olacaklarını yüksek sesle ifade etti. Başta valimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız lütfen Sinanpaşa Kadın Kültür Evi'nde yaşananlar 18 ilçemizde ve il merkezinde kurulmuş kadın kültür evlerinde de aynı akla hizmet ediyorsa vay bu milletin haline. Vay bu milletin haline. Bütün kadın kültür evlerini İYİ Parti teşkilatları olarak ilçe ilçe takip edeceğiz. Buradan duyuruyoruz. İzleyeceğiz, gözlemleyeceğiz. En ufak bir yanlışınızı görürsek de bununla ilgili sesimizi en yüksekten haykırmaktan geri durmayacağız arkadaşlar. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın İYİ Parti'den belediye başkan adayı olan Mahmut Koçak'ın İYİ Parti İl Kongresi'ne katılmaması dikkat çekmişti. Kanal 3 Haber Müdürü İsmail Sagun konuyu İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu'na sordu. Yeniden mazbatasını alarak koltuğa oturan Mısırlıoğlu konuyu bakın nasıl değerlendirdi? Biz hafta sonu yapmış olduğumuz kongreyle ilgili tüm üyelerimize önce mesaj yoluyla birden fazla bir mesajla üyelerimizin kendi adlarına kayıtlı telefonlarına kongremizin günü, saati ve yerini davetini ilettik. Ancak Mahmut Bey gibi bizim partimizde belediye başkan adayı olmuş, milletvekili olmuş, eski milletvekillerimizden olan büyüklerimiz, işte eski il başkanı gibi, eski ilçe başkanları gibi falan, eski belediye başkanları gibi büyüklerimize de WhatsApp üzerinden kendilerine davetiyelerini ilettim. Ben bizzat kendi cep telefonumdan ilettim. Tabii programı olabilir, yoğunluğu olabilir, il dışında olabilir bilmiyorum. Ancak bizden gitmeyen bir davet söz konusu değil. Biz kendisini davet ettik. Herkesi davet ettiğimiz gibi onu da davet ettik. Zira bu kongre zaten bütün üyelere herhangi bir davetiyeyle ulaştırmaktan ziyade gönül bağıdır, aidiyet duygusudur. Bu partinin aday olmuş son seçimlerde yüksek düzeyde de oy alması söz konusu olan bir partili büyüğümüzün bu kongre için ne gibi bir mazereti vardı, katılmadı onu bilmiyorum. Kendisinden bana ulaşan herhangi bir telefon söz konusu değil. Katılamadığıyla ilgili sebebini açıklayan bir şeyi yok, ulaşması yok. Orada görmek ister miydiniz? Tabii ki canım, ne demek görmek ister miydiniz? Yani bütün dava arkadaşlarımızı, partinin 6000 üyesini biz o kongre için hepsini davet ettik mesaj yoluyla. Birden fazla mesaj çektik yani. Biz herkesin o salonda olmasını isterdik. O heyecana, o coşkuya ortak olmasını isterdik. Niye istemeyelim yani? Peki başkanım, bu görüş ayrılığı veya fikir ayrılığı diye bir şey var mı arada? Yok, öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani görüş ayrılığı diye bir şeyin söz konusu olacağını zannetmiyorum. Yani bilemiyorum tabii ben. Gönül birlikteliği bitti mi ya da? Bilemiyorum yani. O kendisiyle alakalı. Bizim öyle bir şeyimiz söz konusu değil. Düşüncemiz. Ama kendisinin mutlaka haklı bir sebebi vardır burada olamamasının nedeniyle ilgili. Ya da katılmamak istemiştir. Hani şu açıdan daha sonra sakin bir zamanda gider hayırlı olsun deriz düşüncesinde vardır kendisinde. Bilemem. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. 2023 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak,
Bu bütçe Cumhuriyet'in 100. yıl bütçesidir. Yeni yüzyılı lider ülke, Türkiye yapma yolunda atılan adımların bütçesidir. Yeni yüzyılın bütçesi vatanımıza, milletimize ve Afyonkarahisar'a hayırlı olsun dedi. 2023 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Mehmet Taytak, yeni yüzyılın bütçesi vatanımıza, milletimize ve Afyonkarahisar'a hayırlı olsun dedi. 2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin denge başlıklı 3. maddesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekillerim, Gazi Meclis bütçe hakkını Türk millet adına kullanmaktadır. Bu nedenle bütçe toplumsal gerçekleri kavramalı, Türk milletinin beklentilerine cevap vermelidir. Cumhuriyet'in ilanıyla egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi devlet yönetiminde en belirgin şekilde yerini bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nde egemenliğin tek sahibi doğrudan milletin ta kendisidir. Bugün bizler de milletimizin emanetine sahip çıkmak, refah seviyesini yükseltmek, ülkemizin iç ve dış güvenliğini sağlamak, kalkınmayı hedeflemek, istihdamın artırılmasını katkıda bulunmak ve ülkemizin ihtiyaçlarını desteklemek için hazırlanmış bu bütçeyi görüşmek üzere buradayız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak istiklale tutkun, istikbale hazır bir şekilde ülkümüz uğruna, ülkemiz hayrına atılan ve atılacak her adımın dün yanındaydık, bugün yanındayız, yarınlarda da yanlarında olacağız. Görüyoruz ki bazıları bütçe hesapları yerine başka hesap peşindeler. Bu bütçe bazılarının söylediği gibi oranın buranın bütçesi değildir. Bu bütçe yüce Türk milletinin bütçesidir. Cumhuriyetin 100. yıl bütçesidir. Kaynağını milletinin alın tenden alan bütçedir. Devam eden yatırımların bütçesidir. Yeni yatırımların bütçesidir. Emekçinin bütçesidir. Sosyal yardımların bütçesidir. Yeni yüzyılı lider ülke Türkiye yapma yolunda atılan adımların bütçesidir. Afyonkarahisar'ın bir sanayi şehri olduğunu vurgulayan Milletvekili Taytak, Afyonkarahisar sanayi şehri olmasının haricinde vatansever, misafirperver insanların şehridir. Bu şehir her şeyin daha güzeline layıktır dedi. Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet'in 100. yılı denilince, Cumhuriyet denilince akla Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklar yani Afyonkarahisar gelir. Afyonkarahisar tarihin, termalin, mermerin, lezzetin, zaferin başkenti ve bölgesinin yıldızıdır. Anadolu'nun kilididir. Lezzeti sucukların, pastırmanın, etin, sütün, kaymağın şehridir. Vatansever, misafirperver insanların şehridir. Bu şehir her şeyin daha güzel layıktır. Afyonkarahisar aynı zamanda bir sanayi şehridir. İlimizin 2023 yılı ihracatı 380.795.000 dolardır. 2022 yılında ihracat geçen yıla göre 6.7 artarak 400.050.000 dolar olmuştur. En çok ihracat doğal taş ve mermer sektörüne aittir. Sanayi ekonominin temel sektörlerindendir. Sanayi sektörü ne kadar önemliyse nitelikli iş gücüne sahip olmak da bir o kadar önemlidir. Bu nedenle Afyonkarahisar'da organize sanayi bölgesi mesleki ve teknik Anadolu liselerinin artırılmasıyla sanayicimizin ihtiyacı olan meslek becerisi yüksek, yenilikçi, üretken, vizyona sahip gençler yetiştirilecektir. Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuyla ilgili çok başarılı çalışmalar başlatmıştır. Bu sayede mesleki eğitim merkezlerimizdeki çırak kalfa sayımız 159 binden 1 milyon 100 bine çıkmıştır. İnanıyoruz ki önümüzdeki dönemlerde iş arayan değil, işte aranan nesiller yetişecektir.
Afyonkarahisar aynı zamanda bir jeotermal şehridir diyen milletvekili Taytak, Afyonkarahisar ilimizde jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinin kurulmasını istiyoruz dedi. Afyonkarahisar aynı zamanda bir tarım şehridir. Bölgemizde tarım meslek liselerinin açılmasıyla tarım sektörü için nitelikli insanlar yetiştirilecektir. Ayrıca çiftçimize mesleki bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla çiftçi eğitim merkezlerinin kurulması ilimiz tarımına önemli bir katkı sağlayacaktır. Afyonkarahisar aynı zamanda bir jeotermal şehridir. İzmir ve Balıkesirlerimizde dünyanın en büyük jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı ihtisas organizeleri sanayisi kurulmuş ve bu bölgelerde çok başarılı çalışmalar yapılmaktadır. Afyonkarahisar ilimizde jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinin kurulmasını canı gönülden istiyoruz. Bu sayede ısıtma faaliyetlerimizin düşeceğini, dolayısıyla hem verim hem de karlılığın artacağını inanıyoruz. Afyonkarahisar Merkez Gazlıgöl ve Sandıkkı'da jeotermal serracılık yapılmaktadır. Jeotermal serracılık ile Sandıkkı ilçemizde domates üretiminde 2022 yıl içinde 100 bin ton üretim gerçekleşmiş, 1.4 milyar euro elde edilmiştir. Ve 500 milyon TL gibi ciddi bir rakama da kar sağlanmıştır. Önümüzdeki dönemde kurulacak olan sağlık serbest bölgesi projeleriyle hayata geçirildiğinde tıp, termal ve yaşlı turizmi konseptinde çalışmalar yapılacaktır. Bu projeyle bölgemizde yabancı sermaye girişi ve istihdam artacak, yüksek tıbbi teknoloji girişi hızlanacaktır. Afyonkarahisar'ın aynı zamanda bir mermer ve gastronomi şehri olduğunu vurgulayan Taytak, Afyonkarahisar'a gastronomi enstitüsünün açılacağını, Merkez Gazi Mahallesi, Harbiş Semti Anaokulu ve 24 derslikli Anadolu Lisesi yapımı 2023 yatırım programlarına alındığını söyledi. Afyonkarahisar aynı zamanda bir mermer şehridir. Dünya doğal taş mermer potansiyelinin %40'ı Türkiye'dedir. Mermer ocak işletmeciliği yapan firmalarımızın faaliyete başlayıncaya kadar geçen süreçte gerek mülkiyet izinleri gerekse güvenlik soruşturması süreci ile ilgili problemlerimiz vardır. Ülkemiz ihracatını her yıl ortalama %40 artıran ve ülkemiz ihracatının %3'ünü karşılayan mermer sektörümüz yönetmenlik üzerinde istenen değişiklikler yapılarak hem ruhsat aşamasında hem de mülkiyet izinleri aşamasında ayrı ayrı güvenlik soruşturmasına gerek kalmaksızın direkt ruhsat aşamasında geçirilen güvenlik soruşturmasıyla daha hızlı hareket edebileceklerdir. Afyonkarahisar aynı zamanda bir lezzet şehridir. Gaziantep ve Hatay ile birlikte ülkemizin 3. gastronomi şehrinden birisidir. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından gastronomi şehri olan Afyonkarahisar'a gastronomi enstitüsü açılacaktır. Kıymetli milletvekillerim, bugün sizler meclis restoranımızda Afyonkarahisar'ımızın yemeklerini tattınız. İnşallah beğenmişsinizdir. Tatmayan arkadaşlarımızı Afyon'a bekliyoruz efendim. Merkez Gazi Mahallesi Harbiş Semti Anaokulu ve 24 derslik Anadolu Lisesi yapımı 2023 yatırım programlarına alınmıştır. Konuşmasının sonunda Afyonkarahisar için yapılan ve yapılacak olan tüm yatırımlardan dolayı ilgili tüm bakanlıkları ve bürokratlara teşekkür eden milletvekili Taytak, 2023 yılı bütçesinin vatana, millete, devletime ve Afyonkarahisar'a hayırlı olmasını diliyorum dedi. Afyonkarahisar aynı zamanda bir spor şehridir. 2021 yılında gençlik ve spor yatırımları protokolünü imzaladık. Bu protokol ile spor turizminde de marka şehir olan Afyonkarahisar'ımızın 18 ilçesinde gençlik merkezleri kurulacaktır. Akarçay'da su sporları merkezimizde kano sporunda iddialıyız. Ve su sporlarıyla ilgilenen herkesi Akarçay'a bekliyoruz. Spor otellerinin hem doğası hem de çim alanları
hem de altyapısıyla tam not alan ve her yıl yüzlerce futbol takımını ağırladığımız 14 tane futbol, bir adet atletizm sahası barındıran futbol kamp merkezimizle başta Süper Lig takımlarımız olmak üzere tüm takımlarımızı bekliyoruz. Afyonkarahisar'ımız için yapılan ve yapılacak olan tüm yatırımlardan dolayı ilgili tüm bakanlıklarımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. 2023 yılı bütçesinin vatanımıza, milletimize, devletimize ve Afyonkarahisar'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Efendim, 7 yönetim kurulu üyesinin istifa etmesi dolayısıyla yönetime düşen ve görevden alınan Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Çuay zehir zemberek açıklamalar yaptı. Eski Başkan Çuay hem Kadın Kolları MYK üyesi Hatice Semerci'ye hem de CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz'e ateş püskürdü. Haksız tahrik indirimi uyguladı ve cezayı 11 yıl 3 aya düşürdü. CHP'de sular bir türlü durulmuyor. Kadın Kolları İl Başkanı ve yönetimi istifalar yüzünden düştü. Tarihinde size duyurduğumuz gibi Yaşam Hak Mobil uygulamasında Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek arasında vizyonsuz tartışması devam ederken şimdi de Kadın Kolları İl Başkanlığında yaşanan değişiklik gündeme oturdu. Bugün 81 ilde 973 ilçemizde İl Kadın Kolları Başkanlığındaki 13 üyeden 7 yönetim kurulu üyesinin istifasıyla Kadın Kolları yönetimi düştü. Genel Merkez Kadın Kolları ise Sibel Çuay'ın yerine Sultan Erdem'i atadı. Kadın Kolları Yönetim Kurulu belirleme çalışmaları ise sürüyor. Bu çalışmalar devam ederken düşen Kadın Kolları'nın il başkanı Sibel Çuay basına yazılı bir açıklama gönderdi. Açıklama tabiri yerinde ise zehir zembelek. Adaleti ve eşitliği getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sibel Çuay açıklamasında önce Afyon Kadın Kolları'ndan sorumlu Kadın Kolları MYK üyesi Hatice Semerci'ye ateş püskürdü. Çuay, neydi derdiniz de 1,5 yılda kadın üye sayısını 3,5 kat artıran Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları'nın Afyonkarahisar'da ses getiren ben ve ekibimden istediğiniz. Neden ve niçin görevden düşürüldük? Daha doğrusu düşürtüldük Sayın Semerci. Bunu Afyonkarahisar kamuoyuna açıklamak zorundasınız. İl Başkanı Sayın Yalçın Görgöz'le beraber hareket edip son 4 dönemdir ilk kadın kollarını görevden baskı kurarak istifa ettiren, düşürten sizler değil misiniz? 1,5 yıl içerisinde pek çoğunun yüzünü bile görmediğimiz 7 üyem talebiyle düşürtülmemiş konusunda iyi ya da kötü bir açıklama yapmıyor ya da yapamıyorsunuz. Yoksa size bir metin gönderilsin de onu kopyala yapıştır yapmayı mı bekliyorsunuz? Ya da söyleyecek, anlatacak bir sözünüz olmadığı için susmayı mı tercih ediyorsunuz? Dedi. Sibel Çuay, İl Başkanı Yalçın Görgöz'ü de çok sert eleştirdi. Çuay, Görgöz'e seslenerek, CHP Afyonkarahisar'da gönül veren gerçek seçmenlere bunların cevabını vermek boynunuzun borcu diyerek çağrıda bulundu. ...uyguladı ve cezayı 11 yıl 3 aya düşürdü. Çuay, Yalçın Görgöz'ün İl Kadın Kolları Başkanı'na şerefsiz dediğini, ben vuramıyorum abla, sen patlat bir tane ağzının ortasına gibi ifadeler kullandığını iddia etti. Çuay, bunlar için hukuki süreç başlatmak için Görgöz'ün açıklamalarını beklediğini dile getirdi. Sibel Çuay, Görgöz'ü Afyon'a CHP'ye gönül verenleri, Büyük Taarruz'un 100. yıl etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'a gelen Genel Başkan Kılıçdaroğlu'yla görüştürmemek için çaba göstermekle itham etti. Görgöz'ü İl Kadın Kolları'nın parti çalışmalarını ve yardım faaliyetlerini engellemekle de suçlayan Sibel Çuay, parti içinde yaşananlardan dolayı CHP'nin oy oranının düştüğünü de ileri sürdü. Milletvekilliği konusunda da tüm adaylara eşit ve tarafsız olmalarının da aday adayı olacağını açıklayan İl Başkanı Yalçın Görgöz'ü rahatsız ettiğini belirten Çuay, meydanı boş bulup vulgar çığlıkları attıklarını zanneden zavallılardan CHP'nin kurtulması gerekmektedir. Bizler CHP'den istifa ediyoruz ama atamızın çizdiği yolda kadına verdiği değer ve ehemmiyetin hakim olduğu her platformda olmaya devam edeceğiz, ifadelerini kullandı. Afyonkarahisar'da yıkım kararı alınan iş anında kapı ve pencere söken hurdacıyla firma yetkilileri arasında çıkan tartışmayı polis sonlandırdı.
Yıkım kararı alınan işhanı önünde tartışma çıktı. Taraflara polis ekipleri müdahale etti. Afyonkarahisar'ın Akmescit Mahallesi'ndeki 2. Belediye Şehir Çarşısı'nın yıkım ihalesini alan firma yetkilisiyle işhanının içinden pencere ve kapı söken hurdacı Y.İ. arasında tartışma çıktı. Tartışmada firma yetkilisi aldıkları ihale şartları kapsamında söküm yapılamayacağını belirtirken, hurdacı Y.İ. ise işhanındaki bir dükkanın sahibi C.S.'den 900 lira karşılığında kapı ve pencerelerini satın aldığını öne sürdü. Tartışmanın büyümesi üzerine ihaleyi alan firma yetkilisi durumu polis ve zabıtaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesini engelleyerek tarafları polis merkezine götürdü. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla taraflar hakkında adli işlem yapıldı. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda At Sokabı Akademisi eğitimleri çerçevesinde eğitim düzenlendi. Eğitimin konusuysa insan kaynakları yönetiminde performans yönetimi ve değerlendirme oldu. Sayılar bu. Özellikle şurası. At Sokabı Akademisi yılın son eğitimini gerçekleştirdi. Siz mesela girip oraya şey işaretleyebiliyorsunuz. Atsu Eğitim Salonu'nda gerçekleşen eğitimde insan kaynakları, yönetimi ve performans değerlendirme konuları ele alındı. Eğitime Atsu Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Mühsürler, İbrahim Sömer, AKÜ Doktor Öğretim Üyesi Koray Gürpınar, KOBİ temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Öncelikle hoş geldiniz. Eğitimin açılış konuşmasını Atsu Yönetim Kurulu üyesi Fatih Mühsürler yaptı. Önce üyelerimize yönelik bir anket çalışması yapıyoruz. Üyelerimizden gelen talepler üzerine çalışıyoruz. Eğitim takvimini, taslağını yönetim kurulu üyeleriyle onayladıktan sonra kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu noktada sizlerin katkısı bizler için çok önemli. At Sokabı Akademisi'nin 2023 yılı eğitim takvimini belirlemek amacıyla hazırladığımız anketi sizlerle paylaştık. Sosyal medya mecralarımızda da yer alan anketi doldurmanız eğitim takviminin yol haritasını belirlemekte bizlere yardımcı olacaktır. Daha sonra ise AKÜ Doktor Öğretim Üyesi Koray Gürpınar, insan kaynakları konularını anlattı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi bünyesinde kurulan kariyer kapısı uygulamasını aktardı. İnsan kaynakları dediğiniz zaman ben bir işletmenin kurumsallaştığını, İK'nın departmanını kurmuş mu kurmamış mı diye bakıyorum. İK departmanının olduğu birimlerde, tabii ki bunu mikro işletmelerde belki bulamayız ama orta büyüklükteki işletmelerde İK müdürlüğünün, İK kaynağının veya işletme fonksiyonlarının profesyonel bir şekilde yönetilmeye başladığı an benim için kurumsallaşmanın başladığı andır. Afyon Özel Fuar Hastanesi'ne İstanbul'dan 5 hasta uzman doktor Yaşar Arslan'a ağrıların tedavisi için geldiler. Hastaneden mutlu bir şekilde ayrıldılar. İstanbul'dan gelen hastalar bel, boyun fıtıkları, omuz, kol, kalça, diz ağrıları şikayetiyle Özel Fuar Hastanesi'ne başvurdu. Hastalar uzman doktor Yaşar Arslan'ın tedavisi sonrasında mutlu bir şekilde hastaneden ayrıldılar. Şimdi biz grup olarak geldik. 6 kişi geldik. 5 kişi tedavi gördü burada. Bel fıtığı, bel kayması bunun üzerine bir hastalıklar oluştu bizlerde. Biz de bunun için hocamıza geldik. Hocamızın yaptığı tedavilerde bayağı memnunuz. Başarılı da buluyoruz. Yani sonuçlarını da aldık. O yüzden teşekkür ederim hocama. Yani gelen arkadaşlar gönül rahatlığıyla buraya gelebilirler. O yüzden sıkıntısız bir şekilde yani emin bir ellere gelmelerini tavsiye ediyoruz. Yani başka yerlere gitmesinler. Hocamı bir denesinler en azından. Yani pişman olmayacaklar, memnun kalacaklarına inan kalben bunu söylüyoruz efendim. Yani. İstanbul Ümraniye'de oturuyoruz. Biz Yaşar Hoca da İstanbul'da tanışıyordu. Ben kendim hem bel rahatsızlığı var hem de sedef rahatsızlığım var. O konuda tedavi oldum. Çok başarılı gördüm hocamı. Çok memnun oldum. Hem sedef konusunda rahat oldum hem bel fıtığında oldum. Özel Fuar Hastanesi hekimi uzman doktor Yaşar Arslan tedavi ile ilgili şöyle konuştu. İstanbul'dan gelen hastalarımızın birisinde boyun fıtığı şikayetine bağlı ağrıları, birisinde bel fıtığına bağlı ağrıları, ikisinde diz ağrıları,
Yine bir hastamızda yine bel fıtığına bağlı ağrılar vardı. Bunlar da algılayıcı girişimsel işlemler yaptık, girişimsel bloklar yaptık. Hem ağrıları geçti ve bu bizim işlemler sonucunda da fıtıklar da küçülüyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Aydın ailesinin geleneksel yöntemlerle imal ettiği ot süpürgeler çevre il ve ilçelerdeki köylerden talep görüyor. Geleneksel yöntemlerle ot süpürgesi yapıyorlar. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Saltık köyünde yaşayan Göksel ile Fatma Aydın çifti, 40 dekarlık arazilerinde Nisan ayında ekimini yaptıkları süpürge otlarının Ekim ayında hasadını gerçekleştiriyor. Hasadın ardından uygun yerlere serilerek 2 ay boyunca güneşte kurutulan otlar, evin bir bölümünde ve bahçede kurulan çadırda depolanıyor. Üretim aşamasına geldiğinde kısa süre varilde ıslatılarak hem yumuşaması hem de renk alması için bir gün boyunca kükürtte bekletilen otlar daha sonra Aydın ailesinin elinde süpürgeye dönüşüyor. Unutulmaya yüz tutmuş baba mesleklerini geleneksel yöntemlerle yaşatmaya çalışan Aydın çiftine üretimde oğulları Ali Recep ile Burak da destek oluyor. Göksel Aydın, ot süpürge yapımını babasının Sakarya'da öğrendiğini ve mesleği gelişen teknolojiye rağmen 40 yıldır sürdürmeye çalıştıklarını söyledi. Köyde bu işi sadece iki ailenin yaptığını belirten Aydın şöyle konuştu. Önceden 3-4 aile vardı. Tabii biz iki aile kaldık. İki aileden bir tanesi de biziz. Devam ettirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Kış aylarında da bizi boş bırakmıyor. Eskiye oranla fazla talep olmuyor ama yine de kullanılıyor, talep oluyor. Çevre illerden, ilçelerden, Afyon, Çivril, Uşak, Denizli, bu illerden talepler oluyor. Yetiştiğimiz kadarıyla yapmaya çalışıyoruz. Fiyatlar normal bir fiyatta gidiyor tabii. 40 lira, 60 lira arasında seyrediyor. Fatma Aydın da süpürge yapımını eşiyle evlendikten sonra öğrendiğini belirterek makinede dikimini yaptığı süpürgelerin uzun ömürlü olduğunu anlattı. Tek başıma 30, 40, 50 arası yapabiliyorum işte. Gündelik işlerimize bakıyoruz. Kışın yapıyoruz işte kendimize harçlık olsun diye çocuklarımızın okul masraflarını karşılıyoruz. Ek iş gibi kendimiz için. Çiftin oğullarından Ali Recep Aydınsa şunları söyledi. Tatil zamanlarında annemle babama bu işte yardımcı oluyorum. Boş kaldığım zamanlarda, tatillerde otlarını kesiyorum babam ve babamın seçtiği otları kesiyorum. Yapılması için, hazır olması için onları ayarlıyorum. O kamalarını yapıyorum. Sadece ot kesiyorum. Babamın yaptığı, annemin yaptığı işleri ben yapamıyorum. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Eber Gölü'nün çevresindeki kamışlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri bozuk zemin ve bataklık nedeniyle yanan alana ulaşmakta zorluk çekti. Eber Gölü çevresindeki kamışlık alanda çıkan yangın korkuttu. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Adaköy mevkisindeki kamışlık alanda akşam saatlerinde 7 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Bölgede kamış biçen vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Göl kenarına gelen itfaiye ekipleri bozuk zemin ve bataklık nedeniyle yanan alana ulaşmakta zorluk çekti. Eber Gölü Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Hüsnü Kalay, göl çevresindeki kamışlık alanların uzun süredir yandığını söyledi. Son bir aydır sürekli yangın oluyor. Ekonomiye çok büyük katkısı olan bu sazların ülke ekonomisine, vatandaşın Bolvadin, Çay, Sultanda'ya, köylerinin geçim kaynağı olması nedeniyle gölümüz yanıyor. Evet değerli izleyenler, şimdi asayiş haberlerine bakıyoruz.
Eskişehir'de hırsızlık amacıyla girdiği evde ev sahibini silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tek katlı bir evde yaşayan Hüseyin Pınar'ın evinde beslediği güvercinleri çalmak için gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla öldürülmesi olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 1250 saatlik görüntü inceleyen polis ekipleri olayın şüphelisi 19 yaşındaki Neşat T'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Konya'da evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kişi tutuklandı. Meram ilçesindeki 4 evden 50 bin lira değerinde pirinç kapı kolu, musluk bataryası, kol saati, gümüşlük gibi eşyalarla bir evden 1 milyon değerinde ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu 5 farklı ikametten hırsızlık yaptığı ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Burdur'da bir pansiyonda kalan yaşlı adam odasında ölü bulundu. Pansiyon görevlileri temizlik için girdikleri odada 74 yaşındaki Ahmet Aybey Erkazancı yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine pansiyona 112 acil servisle polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede Erkazancı'nın 2-3 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erkazancı'nın cesedi otopsi için hastane morguna götürüldü. Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen otomobil bir kişiye mezar oldu. Bir kişi de yaralandı. Musa Yiğit idaresindeki otomobil Seydişehir Taraşçı Karayolu'nda önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Yağmurlu hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü Musa Yiğit ile Erdem Yıldız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Konya'da muhasebecilik yapan 50 yaşındaki Sema Günbaş, bahçesinde yetiştirerek çoğalttığı ve ücretsiz dağıttığı ata tohumlarını daha çok kişiye ulaştırmak için Atadan Geleceğe Tohum, Anadolu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu. Sardunya öpücüğü diye bir domates çeşidimiz var bak. Evinin bahçesinde ata tohumu yetiştiren kadın girişimci kooperatif kurdu. Bugün de... Sema Günbaş, ata tohumlarını gelecek nesillere aktarmak için 7 kadınla harekete geçtiklerini söyledi. Kooperatifimizde bu işe gerçekten gönül veren 7 tane bayan arkadaşımızla biz bu yola çıktık. Bizim hayallerimize ortak oldular. Biz bunu gelecek nesillere aktarmak için ne yapabiliriz? Bunun uğraşı içerisine girdik. Verimine güvendikleri tohumlarla ürün çeşitliliğini artırmaya amaçladıklarını aktaran Günbaş, hedeflerinin ihracata kadar gitmek olduğunu söyledi. Biz tohumuna güvendiğimiz, ata tohumu olan, tohumuna güvendiğimiz, verimine güvendiğimiz güzel çeşitleri biz burada çoğaltacağız ve ihracata kadar gideceğiz. Yani hedefimiz bu. Burada birçok kişi iş imkanı sağlayacak. Bunlar kimler olacak? Ziraatten mezun olan arkadaşlarımız olacak. İşte okul projeleri düzenleyeceğiz. İşte sığınma evindeki kadınlara yardımcı olacağız. İş imkanı vereceğiz. Sadece Konya'da değil, ilçelerde, diğer ilçelerde, illerde olan kooperatifteki çalışan bayan arkadaşlarımıza ve Türkiye genelindeki herkese faydamız olmasını istiyoruz. Ve sesimizi duyurmak istiyoruz. Dünyaya kadar açılmak istiyoruz. Kütahya'ya geçiyoruz değerli izleyenler. Kütahya'da gittiği hastanede kalbinde delik olduğu belirlenen genç kadına kapalı yöntemle müdahale edildi. Çok daha iyiyim. Sağ olun hocam. Ağrılarım geçti mi? Kalbinde delik olan genç kadın kapalı yöntemle tedavi edildi. Şu boynundan dinle.
Aslı Şahin, nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk ve çarpıntı gibi şikayetlerle Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji polikliniğine başvurdu. Tetkiklerinde kalbinde doğuştan delik olduğu tespit edilen Şahin'in kapalı yöntemle tedavisine karar verildi. Bu tarz delikler 4 tip oluyor. Onlardan sekundum tip dışında hepsi cerrahi olarak ameliyatla kapatılan kalp delikleri. Anjiyo ünitesinde Profesör Doktor Mehmet Ali Astarcıoğlu, Doçent Doktor Taner Şen, Doçent Doktor Rahmi Özdemir ve anjiyo ekibiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesinden destek amaçlı gelen Profesör Doktor Nazmi Narin ve Doktor Kaan Yıldız'ın görev aldığı uygulama yaklaşık 3 saat sürdü. Cerrahi olmadan kapatabilir miyiz diye değerlendirdik. İzmir'den Nazmi Narin hocamızdan destek aldık. Tesadüfen o da buradaydı. Neticesinde tomografi sonucunda kapatabileceğimize karar verdik ve işlemi başarıyla gerçekleştirdik. Ameliyatsız olaraktan kalpteki deliği başarılı bir şekilde stentleme yöntemiyle kapattık. Operasyon yetişkinlerde yapılan ilk başarılı operasyon Türkiye'de. Daha önce çocuk hastalığı da bir kez yapılmış Ankara'da. Ama yetişkinlerde yapılan ilk başarılı. Aslı Şahin ise cerrahi müdahale olmadan sağlığına kavuşmasını sağlayan doktorlara ve ekibe teşekkür etti. Çok şükür, ben çok mutluyum, çok sağlıklıyım. Hepsine teker teker çok teşekkür ederim. Beni sağlığıma geri kavuşturdular. Çok. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tarihi evlerin arasında inşa edilen ve birçok ödüle sahip Odunpazarı modern müzede oluşturulan Zifiri Karanlık Oda'da 7 Kasım'dan bu yana Işık Kaynağı adlı performans sergileyen Ata Doğrueli yaklaşık 2000 sanatsever ziyaret etti. Performans sanatçısı Ata Doğrueli 37 gündür Zifiri Karanlık Oda'da yaşıyor. Ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Esokites tarafından tasarlanan Odun Pazarı Modern Müze, 7 Eylül 2019'da ziyarete açılmasından bu yana sanatseverlerden ve ziyaretçilerden yoğun ilgi görmesinin yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası ödülün sahibi oldu. Polimex Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Erol Tabanca'nın kurucusu olduğu 4500 metrekarelik alana sahip Odun Pazarı Modern Müze, ilgi çekici performanslara da ev sahipliği yapıyor. Perform İstanbul İşbirliği ile ve Simge Burhanoğlu küratörlüğünde hayata geçirilen Işık Kaynağı, Türkiye'de bir müzenin ev sahipliği yaptığı en uzun süreli ve kesintisiz ilk performans olma özelliğini taşıyor. OMM'deki Yaz ve Haz sergisi dahilinde izleyiciyle buluşan Işık Kaynağı performansında Karanlık Oda sadece ziyaretçinin getirdiği mumla bulunduğu kaldığı sürece aydınlanıyor ve sanatçı mum getiren her bir katılımcının fotoğrafını çekiyor. Müzede 37 gündür 24 saat karanlık odada kalan Doğrueli, konuşmak yerine ziyaretçilerle sadece yazılı olarak iletişim kuruyor. Doğrueli, kişisel ihtiyaçlarını da bu odada karşılıyor. Bugüne kadar yaklaşık 2000 sanatsever tarafından ziyaret edilen performans sanatçısı Ata Doğrueli, mumla gelen 900'den fazla kişinin fotoğraflarını çekip odanın duvarlarına astı. Ana haber bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Yarın yine aynı saatte görüşmek umuduyla mutlu akşamlar. Avşar Doğal Maden Suyu spor haberlerini sunar.
Kanal T ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son maçını pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde Soma Spor'la yapacak olan Esilaç Afyonspor, Şanlıurfa deplasmanından döner dönmez antrenmanlarına başladı. Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa Spor'u deplasmanda yenerek liderlik koltuğundan indiren Esilaç Afyonspor'un dünkü antrenmanı oldukça neşeli geçti. Takımda morallerin yerinde olduğu ve tüm futbolcuların bu hafta Zafer Stadı'nda oynayacakları, Soma Spor maçına odaklandıkları bildirildi. Son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 28 puanla playoff hattına giren Esilaç Afyonspor, ilk yarının son maçında orta sıralardaki takımlardan Soma Spor'a ev sahipliği yapacak. Şanlıurfa galibiyetinden sonra bu maçı da kazanarak devre arasına daha iyi bir yerde girmeyi hedefleyen mor beyazlı futbolcular, dün teknik direktör Koray Palaz nezaretinde çalışmalarını sürdürdüler. Teknik heyet ve futbolcuların antrenman sırasında son derece neşeli ve hırslı oldukları görüldü. Mor beyazlı takımın cumartesi günü yapacağı teridmanından sonra kulüp tesislerinde kampa girmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalarla ilk yarısı sona eren Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi'nde ikinci yarı maçlarının 7 Ocak 2023 tarihinde başlayacağı bildirildi. Emirdağspor'un ilk yarıyı 11 maçta 11 galibiyet alarak lider kapattığı Süper Amatör Lig'de ilk yarının tamamlanması nedeniyle maçlara 3 hafta ara verildi. Futbol İl Tertip Komitesi toplantısından sonra yapılan açıklamada 2022-2023 futbol sezonunda Süper Amatör Lig'in devre arası olmasından dolayı bu lige 3 hafta ara verilerek ikinci yarı müsabakalarının 7 Ocak 2023 tarihinde başlatılmaması kararlaştırılmıştır denildi. İl Tertip Komitesi'nin almış olduğu diğer kararlar ise şöyle. 1. Amatör Lig maçları bu hafta sona erecek olup oynanması gereken 1. Amatör Lig playoff maçları ara vermeden oynanacaktır. Gruplarında ilk 2 dereceye giren takımların oynayacağı playoff maçları fikstürü 19 Aralık 2022 tarihinde saat 12'de ASKF toplantı salonunda çekilecektir. Playoff maçları tek devre lig usulü ve il merkezindeki sahalarda oynatılacaktır. İlk maçlar 24 Aralık 2022 tarihinde başlayacaktır. Playoff maçları sonunda ilk 3 dereceye giren 3 takım Süper Amatör Lig'e yükselecektir. 2022-2023 futbol sezonunda Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e çıkan veya 2023-2024 futbol sezonunda Süper Lig'e katılmaktan vazgeçen takımlarımızın yerine 1. Amatör Lig playoff müsabakasındaki sıralama dikkate alınarak sıradaki takım Süper Lig'e alınarak bu ligin 12 takımla devam etmesine özen gösterilecektir. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ahmet Yılmaz, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında da kürsüde olmayı hedefliyor. Balkan şampiyonu milli tekvandocu Ahmet Yılmaz'ın hedefinde yeni şampiyonluklar var. Tekirdağ'da 6 yıl önce başladığı tekvandoda çeşitli dereceler elde eden Ahmet Yılmaz, 3-4 Aralık'ta Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. Çalışmalarının karşılığını kürsüde aldığını belirten Ahmet Yılmaz şunları aktardı. Maçlar gitgide zorlaştı. İlk maçım bir uzun boylu rakibimle olmuştu. O zordu biraz. Onu 2-0 aldım round vermeden. İkinci maçımda round vermeden aldım. Arnavutluk'tan rakibimi. Son maçım Bosnalı rakibimle son 8 saniye kala nakavt ettim. Öyle altın madalyamızı aldım.
Balkan şampiyonu sporcu, organizasyonun kendisi için güzel bir tecrübe olduğunu dile getirerek çok heyecanlandığını ifade etti. Heyecanının ilk defa yurt dışında bir şampiyonaya katılmasından kaynaklandığını söyleyen Ahmet Yılmaz şöyle konuştu. Orada da altın madalyayı bayrağımızı dalgalandırdık geldim. Aslında benim için çok iyi bir gururdu o birincilik kürsüsünde olmak. Bayrağımızı kendimi gururlandırdım. Çok güzel bir şeref duyguydu yani. Bu Balkan şampiyonası benim için bir başlangıçtı. Bundan sonra Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonluğu da altın madalya bekliyorum. Türkiye'mizi, bayrağımızı gururlandıracağım. Anne ve babasının izinden giden şampiyon tekvandocu yeni başarılar peşinde. Kariyerine Türkiye şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü sığdıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü sporcusu Esila Deniz, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli'de yaşayan tekvandocu anne babanın dünya ikincisi 14 yaşındaki kızları Esila Deniz, başarılarını yeni şampiyonluklarla taşlandırmak istiyor. Esila Deniz, anne ve babasının izinden giderek 6 yaşında tekvandoya başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü bünyesine katılan Deniz, kendisini geliştirerek ilerleme gösterdiği sporda bu yıl Türkiye şampiyonluğu elde etti. Ardından Bulgaristan'da Temmuz ayında düzenlenen Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalyaya uzanan, Malta'da Kasım ayında gerçekleştirilen Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası'ndan da 3. olarak dönen Deniz, gözünü yeni başarılara dikti. Deniz, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda madalya hedefine ulaşmak için çalışmalarını, zamanında annesi Esra ve babası Behlül Deniz'in de antrenörlüğünü yapan Cemal Temel'le sürdürüyor. Tekvando merakının aileden geldiğini belirten Deniz, şunları aktardı. Benim zaten tekvando ailemden gelen bir spordu, annem ve babam başlamak üzere. Babamın küçük bir spor salonu vardı. Ben 5-6 yaşlarımdayken öyle eğlencesine başlamıştım. Ondan sonra birkaç sene sonra cidden babamla antrenmanlar yapmaya başladık. Sabahları koşular yapıyorduk. Minikler turnuvasıyla başlamıştım tekvandoya. Orada herhangi bir derecem yoktu. Bu şekilde babamla birlikte, babam sayesinde başladım. Bu sene Türkiye şampiyonu oldum. Aynı sene içerisinde dünya ikincisi ve Avrupa üçüncülüğüm var. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Afşar Doğal Maden Suyu spor haberlerini sundu.